Yunan medeniyetinin ortaya çıktığı coğrafyanın dar bir sahil şeridi olup dağlık bir yapısı vardır. Bu durum gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir. Bu durumun sonucunda ne olmuştur? Ege göçlerinin yaşanması, merkezi devletler kurulamaması, çok tanrılı dini inanca sahip olunması. Hocam. Bir, iki ve üç diyorsun. Hocam C. Ya yani C. Bir ile iki diyorsun. Evet. Şimdi Yunan medeniyetinin ortaya çıktığı coğrafya dar bir sahil şeridi olup dağlık bir yapıya sahip. Yani doğru düzgün tarım yapılamıyor. İnsanlar çoğaldıkça da nüfus arttıkça da buraya sığamıyorlar. Bunun doğal sonucunda ne oluyor? Ege Göç. göçlerinin yaşanmasına sebep oluyor. Aynı zamanda merkezi devletler kurulamamasına sebep oluyor. Şimdi çok tanrılı dini inanca sahip olunmasının bu coğrafyayla, dar bir coğrafyaya sahip olmasıyla bir ilgisi bulunmuyor. Doğru cevap 1 ve 2 oluyor. C seçeneği. 8. soru. İlk çağ uygarlıkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hititler anal denilen yıllıklar oluşturmuşlardır. Mısırlılar piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır. Frigler tapates denilen halı ve kilimleri dokumuşlardır. İbraniler tek tanrılı semavi din inancını benimsemişlerdir. Hocam E. Yunanlar tarihte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır. Evet, tarihte ilk kez madeni parayı kullanan uygarlık hangisiydi? Bir Anadolu uygarlığı olan Lidyalılar tarihte ilk kez parayı Yani o kullanmışlardı. zaman E oluyor. Evet, doğru cevap E seçeneği yanlış. A, B, C, D seçeneğinde verilen bilgiler ise doğrudur. Evet. Dağlık bir konuma sahip olan Yunanlılar toprakları tarım yapmaya elverişli olmadığı için buradaki halk deniz ticaretine yönelmiş. Mısırlılar ve Sümerleri ise nehir kenarlarında tarımsal faaliyetler yürütmüşlerdi. Buna göre medeniyetlerin ekonomik A faaliyetlerinden hocam. aşağıdakilerden hangisinin A etkisi hocam. tespit edilebilir? Tabii ki coğrafi şartlar. Coğrafi şartlardan söz edebiliriz. Bundan kolay ne var? Altıncı. Efendim? Bundan kolay ne var diyorum hocam. Bilince kolay oluyor, bilmeyince zor oluyor değil mi? Evet. 10. soruya geldik. Aşağıda Mısır medeniyeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Hammurabi kanunlarını hazırlamışlardır. Nil Nehri etrafında ortaya çıkmıştır. Piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır. Güneş takvimini kullanmışlardır. Matematik ve tıp alanında ilerlemişlerdir. B. Hangisi Mısırlılara ait değildir? İlk çağ Mısır uygarlığına ait değildir. B mi? B. B E değil. hocam. Nil Nehri etrafında ortaya çıkmıştır. Mısır uygarlığı Nil Nehri etrafında ortaya çıkmıştır. Piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır. İlk güneş takvimini kullanmışlardır. Hatta günümüzde kullandığımız miladi takvimi Mısırlılar icat etmiştir. Matematik ve tıp alanında da oldukça ilerlemişlerdir. Gençler, Hammurabi kanunları Mısırlara ait değildir. Babil hükümdarı Hammurabi kanunları ile tanınır. Hammurabi kanunları Babillere aittir. Mısırlara ait değildir. 11. Hititler, Asurlular ile yaptıkları ticaret sonucunda çivi yazısını öğrenmişler
ve Anadolu'da bu yazıyı kullanmışlardır. Buna göre ticaret kültürler arası etkileşimi sağlar. Asurlular Hititlerden daha ileri düzeydedir. Asurlular Anadolu kültüründen etkilenmişlerdir. Yargılarından hangisine ulaşılabilir? 1 ve 3. 1 ve 3 yok burada. Ne hocam? Şimdi bize verilen bilgi nedir? Hititlerin Asurlar ile yaptığı ticaret sonucunda çivi yazısını öğrenmesi. Bize verilen bilgi bu. Bu bilgiye bakarak ticaret kültürler arası etkileşimi sağlamış mıdır? Evet. Evet. Peki Asurlular Hititlerden daha ileri düzeyde midir? Evet. Çünkü Hititler yazıyı Asurlulardan öğrenmiş. Asurlular Anadolu kültüründen etkilenmişlerdir. Burada öyle bir şeyden bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Anadolu'daki Hititlerin Asurlulardan etkilendiğinden bahsediyor. Yani cevap 1 ve 2. Evet, geldik son sorumuza. Tek tanrılı dine inanan ilk topluluktur. Doğu Akdeniz medeniyetlerinden biridir. Evet, tek tanrılı dine inanan ilk topluluk hangisidir? Şimdi gençler, az önce 8. soruyu çözdük. 8. soruya bakarak 12. soruyu cevaplandırabiliriz. Ne diyor 8. soru? İbraniler tek tanrılı semavi din inancını benimsemişlerdir. Az önce buradaki bilgilerin doğru olduğunu söylemiştik, değil mi? Buradaki bilgiler doğru. Ne diyor? İbraniler tek tanrılı semavi din inancını benimsemişlerdir. Burada ne diyor? Tek tanrılı dine inanan ilk topluluktur diyor. O zaman cevap ne oluyor? Sümerler. Bak, ne diyor D seçeneğinde? D seçeneğinde ne yazıyor? İbrahim'e tek tanrılı semavi din inancına benimsemişlerdir. Şimdi burada tek tanrılı din inancına inanan ilk topluluktur diyor. O zaman cevabı ne olacak bunun? İbrahim'e. Evet, İbraniler. Ne diyor burada? İbraniler tek tanrılı semavi din inancını benimsemişlerdir. Tek tanrılı din anlayışı. Burada da diyor ki tek tanrılı dine inanan ilk topluluktur. Kimdir o zaman? İbraniler, yani Yahudiler. Evet, bu testimizi burada bitirmiş oluyoruz gençler.